Merhabalar, hoş geldiniz. İkinci videomuzda sizlerin karşısındayım. Sarsan Kitaplar serisinin ikinci bölümünde Malapart'ın Kaput kitabını, romanını inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi Malapart asıl babası Alman olmasına rağmen etkisini annesinden daha çok aldığı için İtalyan saymıştır kendisini ve İtalya'da çeşitli görevlerde bulunmuştur. Malapart savaş zamanı 2. Dünya Savaşı'nda edindiği gözlemleri, bilgileri, Hitler faşizmine karşı bulduğu iğrençlikleri eserlerine dökmüştür. Ve bu eserlerin içerisinde en önemlisi de Kaput eseridir. Kaput Almancadan gelen bir kelimedir. Almancası mahvolmuş, kırılmış, paramparça olmuş anlamına gelir. Aslında bu kitap içinde bu isim çok uygundur. Çünkü kitabın içerisinde anlatılan vahşilikleri, bir insanın nasıl hayvanlaşabileceğini, Yahudilere yapılan katliamları, soykırımları görünce gerçekten savaş zamanı insanlığın kırılmış, mahvolmuş, paramparça olmuş, rezil bir biçimde, rezil bir düzeye bürünmüş olduğunu görmekteyiz. Hemen roman hakkında kısaca bilgi verecek olursam arkadaşlar, roman bölümlerden oluşmakta. Her bölümde roman içerisindeki Malapart'ın asker, İtalyan asker olan Malapart'ın anılarından, savaş içerisinde görmüş olduğu izlenimlerden oluşmakta. Örneğin burada bu romanı okurken gerçekten etkileniyorsunuz. Yani sarsılmamak elde değil. Roman çok yönlü ve çok şiddetli bir şekilde seyir gerçekleştiriyor. Satırlar arasında gözleriniz kayarken şunu görüyorsunuz. Bir insan nasıl bu kadar hayvanlaşabilir? İşte bu roman bizlere bunu anlatıyor. Ben her romanda olduğu gibi arkadaşlar, bu romanda da 3 sayfalık, şöyle göstereyim, roman hakkında İşte beğendiğim yerleri, alıntıların olduğu veya önemli olayların yaşandığı, dehşete düştüğüm yerleri notlar alarak sizlere paylaşacağım. Her okuduğum romanda böyle notlar alıyorum ve unutmamayı, kafamdaki bilgilerin silinmemesini sağlıyorum. Eğer sıkı bir roman hayranıysanız, romanlar okuyorsanız böyle notlar alarak çalışmanızı özellikle 600, 700, 800 sayfalar olan romanlarda öneriyorum. Çünkü aklınızdan silinmez, önemli yerler aklınızda kalır ve ileriki yıllarda mesela okumayı bitirdikten sonra 2 yıl sonra, 3 yıl sonra romansı hatırlatıldığında çağrışımlar aklınıza gelir. Evet, 1945 yılındayız arkadaşlar. 1945 yıllar işte 1940 ile 45 yıllar arasındayız. Almanya Rusya'ya savaş açmış. Almanya biliyorsunuz Avrupa devletlerini fethettikten sonra Rusya'ya yönelmiştir ve esas gerilemesini, esas felaketini Rusya'da, Rusya'nın soğumunda yaşamıştır. Hitler bile Rusya'ya girdikten sonra ve askerlerinin yenilgisini, cephelerin gerilemesini gördükten sonra umutsuzluğa düşmüştür. İşte Malapart 1941'de Almanların Rusya'ya savaş açmasından sonra bu romanı Ukrayna'daki bir köy evinde tamamlıyor ve roman günümüze tam bir şekilde geldiği için bunu şuna bağlayabiliriz. Malapart üniformasının, paltosunun içerisine yazdığı kağıtları iğneleyerek dolaşıyormuş arkadaşlar. Yani yazdıkları şeyler kaybolmasın. Romanım herhangi bir şeyde herhangi bir darbe almasın, yok olmasın diye Malapart bu yöntemi, bu çözümü bulmuş. Kitap içerisinden değişik notlar aldığımda, sarsıcı notlar aldığımda ilk şudur arkadaşlar. Kitabın başında zaten göreceksiniz okursanız. Rus askerleri tutsaktır Almanların bulundukları, konuşlandıkları bölgede. Ve Rus askerlerini Almanlar aç bırakıyor. Yani çok az tutsaklara yemek veriyorlar. Ve bu yüzden de Rus tutsaklar artık açlığa dayanamıyor. Ve ölmüş olan yanındaki askerlerin, arkadaşların, Rus tutsakların cesetlerini yiyorlar. Ve cesetlerini yerken Alman askerleri onları kayıtsızlıkla adeta bir oyunmuş gibi gülerek izliyor. Ve Malapart
anılarını yine roman içerisinde hatırlarken bir SS komutanına Rus esirlere yemek verelim. Bakın böyle böyle oluyor. O kendi arkadaşlarının cesetlerini yiyorlar dediğinde komutanın cevabı şu oluyor. Yerken gülüyorlar mıydı? Yani böyle bir sapıklığın, böyle bir vahşiliğin anlatıldığı bir kitap Kaput. İkinci olarak Rus askerleri gene Almanlar tarafından tuzak edilmiş Rus askerleri soğuk Rus ormanlarının içerisine artık ölmeye yüz tutmuş bir şekilde yön tayin etmeleri için konuluyor. Yani mesela arabayla gidiyoruz. İleride bir asker koluyla mesela şu tarafı işaret etmiş. Aslında o bir Rus askeri Alman SS'leri tarafından oraya konumlandırılmış ve donmuş orada. Elleri de böylece kalmış yön gösteriyor. İşte Malapart biz anılarında da bunu aktarıyor. Yine bir üçüncüsü tabii ki Almanların işçilere, kadınlara, Yahudilere uyguladığı soykırımlar sürekli bir öldürme üzerine programlanmışlar. Yani Almanların değişik bir kafa yapısı var. Yahudilerin üzerindeki hakimiyetlerini kurdukları gettolarda nasıl milyonlarca Yahudi'yi üst üste yıktıklarını anlatacağız. Biliyorsunuz savaş ilerledikçe Yahudi soykırımları hız kazanmıştır. Tabii Yahudi köylerini aldıkları için Alman askerleri Yahudiler o bölgelerden ölmemiş olanlar kaçıyorlar ve sazlıkların arasına saklanıyorlar. Bu sazlıkların arasında kadınlar var, çocuklar var, yaşlılar var, genç kızlar var. Erkekleri tabii ki ya savaşmak için Alman askerleriyle köyde kalmışlar ya da ölmüşler, soykırıma kurban gitmişler. Bu sazlıkların arasında kaybolan, saklanan Yahudiler ise Alman askerleri geçtiğinde en ufak bir çıtırtı, ses çıkardıklarında direkt Alman askerleri o sazlıkları tarıyorlar. Tabii fare zannediyorlar. Hani fareyi avlarsak belki yeriz ihtimalinde ve o silah ateş altına alındıktan sonra Alman askeri sazlığa giriyor ve orada bebeklerin, Yahudi yaşlıların, insanların, kadınların cesetlerini oluyor. Yani öyle bir roman okuyoruz ki arkadaşlar, etkilenmemek, ruhunuzda bir yara açmaması mümkün değil. Gene roman içerisinde bahsedilen benim ilk kez öğrendiğim bir konuda Sovyetlerin, Almanya ile savaşan Sovyetlerin Tatarları alarak o tarım arazisinde çalışan Tatarları, tarımla meşgul olan Tatar insanlarını alarak adeta bir makineye dönüştürmeleri ve kendi tasarladıkları tank eğitim vererek tankların içine sokmaları. Bu yüzden Malapart kitapta Tatarları makineleşmiş tank süvarileri olarak tanımlıyor. Bu da gerçekten kitap içerisinde önemli bir mevzu olarak kalmaktadır. Kitabın içerisinde Yahudi soykırımlarından gene gettolardan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz Almanya gettolar kurmuş farklı farklı şehirlerde, istila ettiği bölgelerde. Bu gettoların içinde Yahudiler var. Yahudiler -30'lara, -35 derecelere bulan soğuklarda çıplak bir şekilde dolaştırıyorlar. Yani o soğuğa nasıl dayanıyorlar? Tabii çoğu donarak ölüyor ama dayananlar da var. O soğuğa nasıl dayandıkları gerçekten şaşılacak bir şey. -30, -35'ten bahsediyoruz. Yani 1 derece, -5 derece değil, -30, -35 derece düşünün. Ayrıca bu sağ kalan insanlar da oralarda üst üste yığılmışlar. Mesela çok küçük bir alan düşünün. Onun içerisinde de 2 milyon, 3 milyon, yani milyonlarca insanı düşünün. Tabi bunlar Yahudi. Üst üste artık açlıktan ölecek vaziyetteler. Yine kitabın içerisinde şöyle bir kısım var. Malapart İtalyan askeri olarak o gettolarda gezerken iki tane kadının birbiriyle dövüştüğünü, saç başa kavga ettiğini görüyor. Ve onlara gidip ne olduğunu sorduğunda kadın yerdeki soyulmamış ve tam olarak bütün olarak değil soyulmamış patates kabuğu için kavga ettiklerine tanık oluyor. Ve orada Malapart artık gönlü bir yaralı şekilde insanları izliyor. Yani düşünün öyle bir ortam düşünün. Üstünüzde giysiler yok. Yemek çok az veriliyor. İnsanlar yemek için, su için birbirini öldürecek vaziyette. O dönemde yaşanan
trajediyi gerçekten düşünemiyorum. Çok kötü. Çok kötü gerçekten. Bir diğer mevzu da arkadaşlar, bakın buna da dikkatinizi çekmek isterim. Herhangi bir çatışma olduğunda bodrum katlarında biliyorsunuz halk sığınır. Yani üstten bombardıman olduğunda veya askerler aralarında çatıştığında orada yaşayan halk bodrum katlarına sığınır. İşte Alman askerleri o insanların bodrum katlarına sığındığını bildikleri için oraya el bombaları atıyorlar ve el bombaları patladıktan sonra insanların paramparça olmuş vücutlarını izlemek için başlarını o bodrum katının camından sarkıtıp o görüntüyü izleyip gülüyorlar. Yani çok 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 iğrenç şeyler var. Malapart yazarken, yani biz okurken, ben okurken böyle sarsırdım. Kim bilir orayı görmüş, onları yaşanmış bir yazarın, Malapart'ın bu kitabı kaleme alırken neler hissettiğini tahmin dahi edemiyorum. Tabii savaşlarda soygun kaçınılmaz bir şey. Çingeneler öldürülen Yahudilerin çıplak cesetleri üst üste dizilmiş halde dururken onların belki ayaklarında kalmış olan botları veya üzerlerinde kalmış olan giysileri cesetleri tek tek ayırarak çekip alıyorlar ve onları üzerlerine geçiriyorlar. İşte savaş böyle bir şey. Hani diyoruz ya, her milliyetçilik duygularımız kabarıyor. İşte savaşırız, şöyle olur, böyle olur. Ama gerçekten arkadaşlar, savaş iğrenç bir şeydir. Savaş filmlerde gördüğümüz gibi değildir. Savaş insanın psikolojisini yerle bir eden, ailelerimizden bizi koparan, insanların cesetlerinin artık olağan karşılandığı ve sokaklarda yer aldığı, sergilendiği bir canavardır. Yani savaşı böyle her ortamda duygularımızın kabarıp savaş istiyoruz, savaşırız, gerekirse şöyle olur, böyle olur söylemleri aktarmadan önce bunları düşünmemiz şart diye düşünüyorum. Gene Malapart'ın çok etkilendiğim bir kısmı daha var. Malapart arkadaşıyla bir tren durduruyor. Tren bildiğiniz üzere vagonlar halinde, arka arkaya 10 vagon sıralanmış. Tren durduruktan sonra inen Alman askerine vagonu açın diyor. Alman askeri de bu yola çıktığımızda kilitlenmişti. O yüzden bunu açamayız diyor. Ama Malapart elini aldığı bir cisimle kilidi kırıyor. Kilit kırılır kırılmaz yanında duran arkadaşın üstüne vagonların içerisinde havasızlıktan ölmüş veya daha önce öldürülerek atılmış insanların üst üste yığılmış cesetleri birden arkadaşın üstüne yığılıyor ve arkadaşları onların arasında cebelleşiyor o cesetlerin arasından çıkmak için. Bunu Malapart anlatırken şöyle tanımlıyor: ben cesetlerle oynayan bir arkadaşımı tanıyorum. Gerçekten ilginç ve berbat bir şey. Bir gün Alman general askerlerini çağırıyor. Diyor ki, size bir görev vereceğim. Elinizdeki bu gazete küpürlerini en hızlı okuyan kişi bizle yazı işlerinde çalışacak. Rahat edeceksiniz. Tutsaklıktan çıkacaksınız. Rus askerleri seviniyor. 75-100 kişilik bir kafile var. Ve bu kafilenin 31 kişisi, 32-31 kişisi bu sınavı geçiyor ve sağ tarafa ayrılıyorlar. Alman komutan o sınavı geçenleri kurşuna dizdirip öldürüyor. Ve bunu neden yaptığını sorulunca da okuma yazma bilenler işçi sınıfını hareketlendirir. Bunlar komünist, gebermeleri lazım yanıtını alıyor. Ve yine Almanlara karşı duran köylüler sokak köpeklerinin üzerine bomba bağlayıp onları, aç olan köpekleri, günlerce aç bekledikleri köpekleri saldıkları için köpekler tank altına girdiklerinde o bombaları patlatıyorlar ve yoğun bir Alman tanklarına zarar vermiş oluyorlar. Bu yüzden de Almanlar nerede köpek görse bir köpek soykırımı başlatıyorlar. Tıpkı Yahudi soykırımı gibi ve köpekleri avlamaya başlıyorlar. Evet, savaş tersine dönüyor.
Artık Rusya'nın soğuğu, Rusya'nın o Alman askerlerinin psikolojisini berbat edişi savaşın tersine dönmesini sağlıyor ve savaş tersine döndüğü için de insanlar nasıl desem yani yerle bir olmuşlar. Yerle bir olmuşlar. O etkiyle de artık öldürecek Yahudi bulamayınca köylüleri öldürmeye başlıyorlar. Başta köylülere dokunmayan Alman askerleri Yahudileri bulamayınca o içerisinde birikmiş olan nefreti kusmak için köylülere yöneliyor ve onları Yahudilerin astıkları ağaçlara onların yanlarına asıyorlar. Aynı zamanda o köylülerin ve Yahudilerin asılı olmuş olduğu ağaçta da köpekler asılı. Yani düşünün, bir ağaç düşünün. Dallarında Yahudiler var, köylüler var ve köpekler var, köpek cesetleri var. Ve Almanlar bu cesetlerin altında rahatça yemek yiyorlar, rahatça uyuyorlar, şakalaşıyorlar. Böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Yahudi kızlarına geldiğimizde aslında en önemli olay bu bana göre Kaput Roman içerisinde. Çünkü Yahudi kızları Alman askerlerinin silah tutmuş olan kocaman ellerinden çok korkuyorlar. Yani onların yüzlerinden değil, gözlerinden değil, bedenlerinden değil ama ellerinden çok korkuyorlar. Neden? Çünkü o namlular, o namluyu kavramış olan eller hep kendilerine yönelmiş durumda. Ve canlarını zor kurtarmış vaziyetler. Hal böyle olunca da Alman askerlerinden kaçarak onların ellerini, o silah kavramış ellerini görmemek istiyorlar. Bulunan Yahudi kızları da genel evler açtıkları için oraya yönlendiriyorlar ve her 21 günde bir vardiya değiştirerek yeni bir Yahudi kızları geliyor genel eve. Giden Yahudi kızları kurşuna diziliyor. Ve orada o kısım içerisinde bir Yahudi kızın Malaparta bir sözü var. Söz tam olarak şudur: ben aynı gün 57 subay, 8 komutana hizmet vermiş bir kızım. Yani 65 kişiye, 64-65 kişiye bir kız genel evde bir gün içerisinde hizmet vermiş. Artık diyor çok yorgunum, uyumam lazım. Bu da beni çok 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 etkileyen kısımlar arasındadır. Bombardımanlar tabii ki olmakta. Bombardımanlar İngiltere'de, Napoli'de, Almanya'da, gene İtalya'nın belli başlı şehirlerinde, Ukrayna'da bombardımanlar yaşanıyor ve insanlar, anne babalar çocuklarını korkmaması için bombardımanları bir oyun olarak görüyorlar ve çocuklarını mahzenlere, indikleri mahzenlerde yanına çağırıp bakın size Noel Baba hediye atıyor diyor. Aslında atılan bomba etraf paramparça olmuş ama çocuklar onu anne babalarının sayesinde hediye dağıtılıyor diye görüyorlar ve gizlice sakladıkları, anne babalarının gizlice sakladıkları çayırların içerisine gidip hediyelerini aldıklarında gerçekten bombardımanların hediye getirdiklerini zannediyorlar. Bu da savaş psikolojisini çok çok önemli vaziyette etkileyen bir olaydır. Evet. Alman askerleri bu geri çekilişin sonucunda kendi kafalarına sıkıyorlar, kendilerini ağaçlara asıyorlar. 1 saat, 2 saat izledikleri göle birden bedenlerini kendilerini bırakıp boğuluyorlar. Ama tüm bunlar olurken SS komutanları kendilerine ayrılmış olan yerde şatafat içerisinde yaşıyorlar. İşte içki partileri veriyorlar, kadınlarla eğleniyorlar. Sanki her şey düzelmiş, savaş bitmiş, bu savaşı kazanmışlar ve refaha ermişlercesine o yerlerde içki partileri, kadın partileri düzenliyorlar. Malapart'ta vermiş olduğu kısımlarda bunları bizlere aktarmaktadır. Bunları bizlere göstermektedir ki bir savaşın esas olarak askerleri etkilediğini, o savaşta askerlerin mahvolduğunu, komutanların aslında komutanlara hiç kimsenin dokunmadığını, aslında onları hiçbir etki eden olay olmadığını bizlere gösteriyor. Neredeyse her kısımda Malapart bu şatafatlı konuşmaları, sohbetleri, durumları, betimlemeleri bizlere sunmuş değerli arkadaşlarım. Kitabın sonlarına doğru yaklaştığımızda Napoli kentine gidiyoruz. Biliyorsunuz Malapart İtalyan askeri, Mussolini'nin askeri ve Mussolini'yi
çok korkak birisi olarak tanımlar. Çünkü diyor, bir kısımda şimdi Alman general diyor ki, ben şimdi senin burada kafana sıksam diyor, Mussolini bana tepki gösterir mi? Bonaparte'ın yanıtı şu oluyor: hayır, hiçbir tepki göstermez. Hatta keyfini sürmesi için senin sıkmış olduğun asker cesedine bakıp, benim kendi cesedime bakıp güler diyor. Yani Mussolini'nin buradan da nasıl korkak, nasıl sarayına hapsolmuş ve nasıl insanları ölüme mahkum etmiş bir lider olduğunu görmekteyiz. Napoli kenti bombalanırken insanlar 4-5 yıl boyunca binlerce Yahudinin, milyonlarca insanın kan dökülmemiş gibi bir bombardıman sırasında kutsal olarak gördükleri bir papazın kanı var şapel içerisinde. O şapel bombardımanla yerle bir oluyor ve Napoli halkının tümü ortalığı heleyana getiriyor. İşte bomba var, kan, işte bomba, kaçın gibisinden. Malapart bunu eleştiriyor. Diyor ki, sanki yıllardır dökülen kan olmamış gibi insanlar bir papazın kanı için ortalığı bu kadar belveye verdi. Daha önce bu insanlar neredeydi? Kayıtsızlık derecesi böyle. Bu derece kayıtsızlık mevcut o dönemlerde. Ve su sıkıntısı. Sona yaklaşırken su sıkıntısından bahsedeceğim sizlere. İnanılmaz derecede çeşme var Napoli'de ama bombardıman uçakları bunların hepsini mahvetmiş. Şehirde su yok. Su olmadığı için de insanlar içecek su bulamıyor. Bir bardak su için insanlar birbirini öldürüyor. Yağmur yağdıktan sonra o çukurda oluşan çamurlu sular vardır ya, insanlar onlara eğilip oradan su içiyorlar ve o pisliği işlerine aldıkları için geri kusmak zorunda kalıyorlar. Yani savaş böyle iğrenç, böyle canavar bir şeydir. Umarım yaşamayız. Evet. Genel olarak Kaput'un konusu böyleydi arkadaşlar. Savaşın cephede olduğu kadar cephe gerisinde de ne kadar iğrenç bir şey olduğunu Malapart bizlere göstermekte. Savaş karşıtlığını okuyucuları üzerinde, okuyucuların fikirleri üzerinde savaş karşıtlığını oluşturmak amacı gütmüş. Her zaman gibi barışın en güzel yol olduğunu bize aktarmış ve devletler arası savaşların devlet başkanlarını, asker komutanlarını değil, oranın halkını ve er olarak o cephelerde savaşan ve cephe gerisinde mahvolmuş olan askerlerini etkilediğini bizlere gösteriyor. Gerçekten sarsıcı, etkileyici bir kitap. Herkesin okuması gereken bir kitap. Herkesin tatması gereken bir kitap. Evet, şimdi isterseniz kitabın içerisinden birkaç alıntıyı sizlere okuyacağım, aktarayım. Bakın, yaşanılan dehşeti anlamanız için en ufak bir alıntı. Evet, doğru diye yanıtladım. Güçsüzleri öldürüyorlar. Yahudileri köy meydanlarındaki ağaçlara asıyorlar. Evlerinin içinde sıçan gibi diri diri ateşe veriyorlar. Köylüleri, işçileri kolhozların, fabrikaların avlarında kurşuna diziyorlar. Üstelik ağaçların dallarından sarkan cesetlerin gölgesinde güldüklerini, karın doyurduklarını, uyuduklarını gördüm. Bunu size zaten anlatmıştım. Ortam, atmosferi hayal edin. Yine bir başka alıntı. Yavaş yavaş yüreğimde buruk bir şey doğmaktaydı. Hüzünle karışık hınca benzer bir şey. Zalimce sözcükler tırmanıyordu dudaklarıma. Boş yere boğmaya çalışıyordum onları. Böylece neredeyse bilinçsizce Smolensk'te savaş alanındaki Rus tutsakları anlatmaya koyuldum. Açlıktan gözleri dönmüş hayvanlaşmışlardı. Alman subayları ile askerlerinin kayıtsız bakışları altında kendi arkadaşlarının cesetlerini yiyorlardı. Ve devam ediyorum. Bunu komutana söylediğimde gülmeye başlamıştı. Zevkle mi yiyorlardı? Ve pembe damaklı ufacık balık ağzını ardına kadar açarak sımsıkı sipsivir balık dişlerini göstererek gülüyordu. Bu durumu komutanına söylediğinde dişlerini, sivri dişlerini göstererek zevkle mi yiyorlardı diye soran bir sapık zihniyet. Gene devam ediyorum. Şurada bir çok sevdiğim alıntımız mevcuttu. Hemen onu sizlere aktaracağım.
Evet. Evet, gene Malapart bir prensesle konuşurken o aradaki çok güzel bir alıntıdan bahsedeceğim. Şunu söylüyor. Her düşüncemizi, her duygumuzu kirleten biziz. Doğrudan doğruya biz kendimiziz diyor. Gerçekten düşündüğümüzde çok doğru bir laf. Her duygumuzu, her düşüncemizi kirleten insanoğlunun kendisidir. Evet, burada Malapart'ın bir alıntısı daha var. Son alıntımı okuyayım. Burada Almanları kendince çözmüş. Almanlara bu ölümleri, bu katledişleri yaptıran aslında korkudur diyor. Bakın bu alıntıda şunu söylüyor Malapart. Almanı en zalim, en soğukkanlı, en yöntemli, en bilimsel zalimlik eylemlerini iten şey korkudur. Ezilenler, korunmasızlar, zayıflar, hastalar, ihtiyarlar, kadınlar, çocuklar, Yahudiler karşısında duyduğu korku. Yani Alman'ın karşısında bir asker olsun korkmaz ama bir fakir, bir yoksul, bir yardıma muhtaç, bir Yahudi, bir ezilmiş Alman nedense çok korkutuyor diyor. Bu da Malapart'ın kendince Alman askerini çözümlemiş biçimi. Evet değerli arkadaşlar, bir incelememizin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Malapart konusunda ayrıca bir video hazırlayacağım. Biliyorsunuz Zweig konusunda, Malapart konusunda beğendiğim yazarlar hakkında onları tanıtan, onların hayatlarına odaklanan bir tanıtım videosu, inceleme videosu hazırlayacağım. Kısaca size Kaput romanından bahsettim. Mutlaka okumanız, tatmanız gereken bir roman. Mutlaka satırları arasında ruhunuzu harekete geçirecek o iğrençliği, o savaşın zalimliğini, canavarlığını görmenizi sağlayacak bir eserdir. Sarsan Kitaplar serimizin ikinci bölümüne bu yüzden bu romanı aldım. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.